Herkese merhabalar. Dün yine birkaç tane mesaj aldım. Fotoğraflarımıza toplu bir şekilde logo nasıl ekleriz diye. Evet, bugün size Lightroom'da fotoğraflarınıza toplu bir şekilde logo nasıl eklenir onu göstereceğim. Evet, öncelikle Lightroom'umuzu açıyoruz ve logo eklemek istediğimiz klasörümüzü, fotoğraflarımızı seçiyoruz. Evet, ben buradan kendi klasörlerimden, kişiselden Yaşar'ın konser fotoğraflarını çekmişim. Onların hepsine toplu logo atmak istiyorum. Evet, fotoğraflarımı şu anda Lightroom'a yükledim ve bunların hepsini şimdi Lightroom'un içine import edeceğim. Evet, import'a tıklıyorum. Fotoğraflarımın hepsi şu anda Lightroom'a aktarıldı arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi tüm fotoğraflarımız hazır. Evet, Lightroom'a geliyoruz ve Edit Watermarks, yani filigran düzenlemeye tıklıyoruz. Buradan isterseniz tekst olarak seçebiliriz. Buraya herhangi bir isim yazabiliriz, foto yazabiliriz, aykut yazabiliriz, firmamızın ismini yazabiliriz. Bu kısımda isterseniz yazı olarak ekleyebiliriz. Evet, Aykut Öder yazıyorum ben şu anda. Evet, buradan yazı tiplerini değiştiriyorum. Birkaç tane değişik fonta bakıyorum. Gözüme hoş gelen bir tanesini seçeceğim şimdi. Evet, bu fena değil. Buradan da fontumuzun, logomuzun rengini değiştirebiliyoruz. Ben yine beyaz yapacağım. Evet, watermark efektten, filigran efektlerinden opacity'yi ayarlayabiliyoruz. Logomuzun veya yazımızın büyüklüğünü buradan ayarlayabiliyoruz. Ve en önemlisi, logomuzun nerede olmasını istiyorsak orayı buradan tek tıkla seçebiliyoruz. Evet, logomuzu birazcık ufaltalım, normal boyutlara getirelim. Evet, şimdi sol üste aldım. Sağ üste alalım şimdi. Gördüğünüz gibi logomuz tek tıkla istediğimiz yere gidiyor. Buradan ince ayar yapabiliriz. Sağa sola, yukarı aşağı yazımızı kaydırabiliriz bu şekilde. İşlemlerimiz bittiğinde save diyoruz ve prizmamıza bir isim veriyoruz. Buna text ismini vereceğim ben. Evet, oluştur diyorum ve textimiz oluştu, prizmamız. Tekrar Lightroom'a geliyorum. Edit Watermarks, filigran düzenleye geliyorum ve bu sefer fotoğraf seçeceğim. Image Options'dan kullana tıklıyorum. Masa üstümde iki tane logom var benim. İkisini de deneyeceğim. Yazı olanını seçiyorum. Evet, baktım. Logom birazcık ufak görünüyor. Evet, Watermark efektten, filigran efektlerinden logomun boyutunu birazcık büyütüyorum. Biraz sol tarafa çok yanaşmış. Az aşağı aldım. Evet, birazcık da sağ tarafa. Evet, şu anda logom fotoğrafım için uygun hale geldi. Fotoğrafın yatay, dikey olması fark etmiyor kesinlikle. Evet, sağ üste, sağ alta. Bunu sol altta kullanmak istiyorum ben. Ve save diyorum. Evet, bunun adına Aykut yazı sol alt diyelim. Ve bu presimi de kaydettim. Tekrar geliyorum. Yeni bir yuvarlak logoyu seçeceğim bu sefer. Yuvarlak logoyu seçtim, gördüğünüz gibi. Bunu da sol üst almak istiyorum. Evet, sol üst aldım. Birazcık ince ayar yapalım. Boyutu iyi gibi şu anda. Evet, güzel. Buna da save diyorum. Aykut logo sol üst diyorum buna da. Ve create tuşuna basıyorum. Evet, şu anda presetlerimiz hazır. Fotoğraflarımızın hepsi burada. Command A ile veya Control A ile fotoğraflarımı seçiyorum ve sağ tıklayıp export tuşuna basıyorum. Burada masa üstüne çıkartmak istediği klasörü buluyorum. Untitled Export klasörüne çıkartacak. Fotoğrafımın kalitesi %100 olmasını istiyorum. Değişiklik yapmıyorum. Evet, watermarking, filigran var burada. Bu size tıkla olmayacaktır. Filigrana tıklıyorum ve kullanmak istediğim, az önce hazırladığım presetler buraya geldi. Evet, sol üst, sol alt, text. Evet, sol altta textimizi yazmıştık, yazılı logoyu. Bunu eklemek istiyorum ve export diyorum. Lightroom fotoğraflarımın hepsini exportlayacak şimdi masa üstüne. Evet, 76 tane fotoğrafım masa üstüne exportlanıyor. Instagram üzerinden ve YouTube kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Aykut Över olarak. Evet, masa üstüne gidiyorum şimdi. Klasörümü açıyorum. Fotoğrafımı tıklıyorum. Evet, gördüğünüz gibi logo fotoğrafımın sol alt köşesine bütün fotoğraflarıma eklendi.
Fotoğrafları özellikle değişik şekillerde kropladım ki hani sol alta koyduğumuz zaman hepsinin sol altında olduğunu görün diye. Evet, şimdi tekrar Lightroom'umuza gidelim. İkinci preset'ımızı açalım. Yine sağ tıklıyorum bütün fotoğraflarım seçiliyken. Export diyorum. Export'tan. Evet, aşağı geliyorum filigrana. Filigrandan iCut logo sol üstü tıklıyorum. Tekrar export diyorum. Evet, Lightroom'um yine 76 fotoğrafı export ediyor. Masaüstündeki o belirlediğim klasöre. Evet, şu anda export işlemi bitti. Tekrar masaüstüne gidiyorum. Yine aynı klasör. Aynı fotoğraflar ama logo bu sefer gördüğünüz gibi sol üst seçmiştik bu text preset'imizden. Sol üste yuvarlak logomuzu attı. Fotoğrafımız dediğim gibi crop'u hiç önemli değil. Yatay, dikey hiç fark etmiyor. Evet. Tek tıkla bütün fotoğraflarımızı logomuzu ekledik. Gördüğünüz gibi dikey bir fotoğraf yine sol üste. Yatay bir fotoğraf yine sol üste. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.